Bu maç da güzelmiş ha. Tolga, buyurun. Sen şimdi paralimpik askerliği yaptın. Yaptım. Şimdi karşımıza bir eski askeri memurlardan birisi arkadaşımız var. Sebahattin. Sebahattin Bey. Yurt tutan. Yurt tutan. Bu engelli öğrencilerin yaşını bitirmiş, 20 yaşını doldurmuş öğrencilerin, engelli bireylerin askerliği nasıl oluyor Sebahattin Bey? Bir anlatsana bana. Şimdi bunlar senenin belirli bir gününde askerlik şubelerine müracaat ediyorlar. Bunlar senenin belirli bir günü askere alınıyorlar. Sembolik bir askerlik. Sembolik bir askerlik. Elbiselerini giyiyorlar. Bir yemin merasimi töreni düzenleniyor. Yemek yedirdiler. Ha, yemek yedirdiler. Ama başka? Ama yemeklerden hiçbir şey kaçırmadılar. Yani. Kaçırmadılar. Yemin merasiminden sonra bir yemek yediriliyor. Ondan sonra elbiseler giyip o gün için bir hatıra anı olarak. Anı olarak. Yani aslında bu sembolik bir anlam ifade ediyor. Sembolik bir anlam ifade ediyor. Kendilerine ne hediye ediyorlar? Burada bak. Şimdi bir giydikleri elbiseleri. Kat elbise veriyorlar. Bir yazlık, bir de kışlık. Bot da veriyorlar mı Torla? Bir bota bakalım. Botlar 0-7. Botlar 0. 0 bot veriyorlar. 0 bot. Kullanılmamış halde. Tabii bu anlamda bu kardeşimiz bu elbiseyi giydikten sonra manevi duygular içerisine giriyor. Çok özür dilerim. Yani kendini artık diyor ki yani. Vatandaşının askeri olarak. Kendim ağrıyacaktım. Orada. Ağrıyacaktım, ağrıyamadım. Orada gurur. Kendimi zor tuttum. Gururlanıyorlar. Efendime söyleyeyim. O gün askerliğin havasını yaşıyorlar ve mutlu bir şekilde akşam olduğunda yani önemli olan orada bir onlara bir hava, evet. Atmosfer evet. Yaratmak, evet. Motivasyon yaratmak, evet. Ve bunların gururlarını evet. Okşamak biraz da. Yemekten hiç kaçırmadılar ama. O gün, hep yemekten bahsediyorsun Tolga, bir dakika, röportaj yapıyoruz burada. Ama etli yemek. Oh güzel, afiyet olsun. Derdin günün yemek Tolga ya. Bir selam çak bakayım, nasıl selam çakıyorsun? Aferin Tolga. Ayakta çak bakayım. O gün. Dur. Bu kardeşlerimiz. Ha, tamam otur. Engelli olduklarını unutuyorlar. Önemli olan zaten o. Yani güzel bir an olarak. Ömür boyu güzel bir an olarak kalıyor. Kalıyor. Bir hatıra yaşantısında. Zaten bir bölüm. O gurur ona yetiyor. Sana bir şey anlatacağım. Buyur. Geçen gün sen aradın değil mi beni? Aradım tabii. Eşi askerliği anlatalım. Eşi askerliği. Ya biz eskiden askere gittiğimizde iki tane şey ettim. Tık. Sizin esas öğrenmek istediğiniz nedir Tolga Bey? Eski askerliği mi soruyorsunuz? Ben anlatayım eşi askerliği. Dayımın İsparta'da askerlik ettiğini anlatayım. Dayım İsparta'da askerlik ettiğinde iki dilim ekmek veriyorlardı. Az veriyorlardı, öyle mi? Az veriyorlardı. Evet. Şimdi ekmek bol olmuş. Devletimiz zengin şimdi. Ekmek bol olmuş. Her türlü kahvaltı, her türlü peynir, zeytin. Ben de şunu anlatayım bir anı olarak. Askere gittik biz, elbiseyi giyindik. Tam böyle merdivenlerden inerken orada bir boy aynası vardı. İnanır mısın Tolga, kendimi o elbisenin içinde tanıyamadım. Ya dedim bu acaba ben miyim? Ben miyim? Diye. Başkası mı? Sonra elimi kaldırdım, o da kaldırdı. Ondan sonra şapkama değdim, o da değdi. Ha dedim ki bu benim kesin. Sonra ben çayı çok severim. Ben de bayılırım çay içmeyi. Şimdi sabahleyin kalkıyoruz. Orada bölüğün önünde bir çay ocağı var. Evet. Evet. Oraya koşturuyoruz, sıraya giriyoruz. Tam bana sıra geliyor, işte mağduruyu çalıyor, çayı alamadan oradan ayrılıyoruz. Bu böyle günlerce devam etti, hatta aylarca. Evet. Orada benim memleketimden olan bir çavuş vardı, sivilden bir arkadaşım. Bana bir gün dedi ki, ya sen ne biçim adamsın, burada hemşeriyiz,
bir derdin var mı? Gelip dedi bana sormuyorsun, şey yapmıyorsun, anlatmıyorsun. Ben de kendisine dedim ki, ya sen çavuşsun, rütben var, ben erim. Sen geleceksin bana, bir derdin var mı, ne sıkıntın var mı diye. Hadi soruyorum dedi, var mı dedi. Ben de dedim ki sıkıntım var. Ne dedi sıkıntın? Ya benim başım ağrıyor, çay içemiyorum burada. Ya ondan kolay ne var dedi. Akşam dedi ben seni bir yere götüreyim dedi. Eğitim bittikten sonra başka bir bölüm çay ocağına. Orada kana kana çay içersin. Nerede yapmış askerliği? Burdur'da. Topçu olarak. Neyse bizi akşam çavuş arkadaşımız götürdü oraya. Böyle bir masanın etrafına toplandık. Hiçbir şeyden kaçıp olmuş i̇şte, anca. Onbaşılar var, çavuşlar var. Biz eriz böyle oturuyoruz tabii, üzülüyoruz. Hı. Onlar işte her zaman içtikleri için çayı fazla içmediler. İyi lan diyorum, bu çay bana kaldı. Dolduruyorum, dolduruyorum, içiyorum. Dolduruyorum, dolduruyorum, içiyorum. Dolduruyorum, dolduruyorum, içiyorum. Sen bana şey güzel abi, çayı çok seviyorsun. Doydun mu dedi. Doydum dedim, vallahi Allah razı olsun. Teşekkür ederim dedim. Sen böyle bir anımız geçti. Anımız geçti. Tolga'ya da güzel bir an olarak kaldı bu. Evet. Sembolik askerliğini yaptı diyelim. Ne mutlu. Bir de orada askerler 500 sonra gelseler acıktı. Tamam. 500 sonra. Tamam canım. Hadi iyi günler. Evet.